Selam arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Emir kardeşimle tekrardan videolar çekmeye devam ediyoruz. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Bugünkü videomuz arkadaşlar biraz ilginç, biraz değişik bir video olacaktır. Değişik bir kokteyl, ilginç bir kokteyle karşınızdayız. O zaman başlayalım. Kokteyl yapımına başlıyoruz. Evet, lafı fazla uzatmadan başlayalım direkt. Buyurun buzu. İlk önce buyurun. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi cam bir tencere bulduk. İnternetten siparişini verdik. Yarısına kadar buzluyoruz ilk başta bunu. Şöyle önümü çekeyim. Buzlar da takır takır. Kürek olmadığı için tabi. Zorlayacak mı? Yardım etmekte fayda var. Aynen kardeşim, sen tut buraya. Tamamdır. Tenceremizin yarısına kadar buzladık arkadaşlar. Buzlama işlemi bittikten sonra Emir kardeşim ne yapıyoruz? İlk önce parçalamış olduğumuz limon parçacıklarını atıyoruz. Buzun üstüne parçacıkları ekliyoruz. Limon parçacıkları arkadaşlar. Buzun hem tadı birazcık sadeleşsin hem limon sayesinde biraz daha hafif olsun. Limon suyu da ekleyeceğiz mi bunu sonradan? Hemen ekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz özel limon sosumuz. Yavaş yavaş dökülmesin. Çok ekşi olmasın. Yaklaşık olarak 10 cl falan limon sosumuzu ekliyoruz. Bu kokteylin ismini arkadaşlar videonun sonunda söyleyeceğim, merak ettiğiniz için. Özel hazırlamış olduğumuz Blue Clover sulandırılmış hali arkadaşlar. Bu rengi alabilmek istiyorsanız suyla renk açmanız gerekiyor. Blue Clover mavi, turunç. Şu gördüğünüz turunç aroma şurubunun rengini açmak istiyorsanız arkadaşlar suyla mix yapmanız gerekiyor. Mix yaptığınız zaman bidonda gördüğünüz rengi alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Nasıl yapacağız bunu şimdi Emir Bey? Emir kardeşim. Yaklaşık olarak 25 cl falan içine. Sen bunu hafiften kaldır. Kaldır bana yardımdan. Havada böyle yapalım. Birbirinize destek olursanız gayet iyi olur. Limon suyuyla rengi zaten birazcık daha açıldı. Çok birazcık güzel oldu arkadaşlar. Biz burada yaparken çok gayet eğleniyoruz güzel. Bu arada. İsmini duyunca şaşıracaksınız zaten. Biraz da Sprite koyacağız. Tabii bir saniye Sprite'la kandıralım. Sprite'ımızı da koyuyoruz. Sprite ekliyoruz arkadaşlar üzerine. Çünkü rengin daha fazla açılmasını istiyoruz. Tamamdır. Olması gereken renge ulaştık sayılır. Üzerimize jelibonlarımızı da ekliyoruz. Normalde bunun içinde balıklı jelibonlarımız olsa daha güzel olurdu ama bizim elimizde olmadığı için maalesef farklı bir şey kullanıyoruz. Evde, biraz karıştıralım. Evde çektiğimiz için artık ev usullerine göre korona olduğu için ev yemek kaşığıyla yapıyoruz arkadaşlar. Sonra abi kaşığın yoktu, bilmem neyin yoktu demeyin arkadaşlar. İnternet sitelerinden malzemeleri sipariş verdik ama işte korona olduğu için sıkıntı oluyor. Evet, şu anda karıştırma işlemi devam etmekte arkadaşlar. Kokteylin görüntü açısından çok güzel bir kıvama girdi. Rengini koyulaştırsak biraz daha tatlış olacak. Bence hiç elemesen daha iyiydi. Tamam. Şöyle hafif tamam. Biraz daha ortada kalsın. Tatmak. Aynen amacımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu şekilde tenceremizin kapağını da kapatalım ilk başta. Buzdolabına atarak 2-3 gün muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir kokteyl. Yani dibine denizin dibine çökmüş artıkları temsil ediyor. Kenarlarındaki ne? Artık limon dilimleri, limon parçaları, bu artıkların plastik pipet, herhangi başka cisimler olduğunu ifade ediyor. Evet, gelelim asıl önemli konuya. Bu videonun, bu konunun ismi. Bu görseli yapmamızdaki amaç denizlerimizin kirlenmemesini önlemek ve onlara denizlerimizin kirlenmemesi için destek olduğumuzu göstermek için bu kokteyli yapıyoruz. Evet arkadaşlar, konuşmalarımız bittikten sonra kokteylin ismini söylüyorum. Hazır mısın Emir? Hazırım. Arkadaşlar bu kokteylin ismi Toilet Water.
Anlayacağınız tuvalet suyu kokteylin ismi. Şu şekilde gördüğünüz gibi her şey ortada. Açık ve net. Tuvaletten denizlerimize akan pisliği yansıttığı fabrikatı gibi. Şey yaptık, kokteyl yaptık. Evet. Biz bunu punch yaptığımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü tencerede yaptığımız için punch'ına püpetler yardımıyla içebiliriz. Biz içmeyeceğiz çünkü biz değişik bir sunumla bardaklarımızı servis yapacağız. İçecek arkadaşlar için bu videomuzda pipet takıyoruz arkadaşlar. Biz yanlarına ananas, limon, avokado tarzında şeyleri dekor olarak süsleyip koyabilirsiniz. Emir Bey'in şef sunumuyla bardaklara servisini gerçekleştiriyoruz. Birinci bardağımız böyle. Tam bir böyle atık görüntüsü var. Hemen bir tane mavi takalım, mavi olduğu için. Biz de bu kokteyle özel mavi renkli kıyafet giyindik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci bardağımız da hazır. Bardağın renginden dolayı bir tanesi yeşil görünebilir. Hiç problem değil, hiç problem değil. Evde olduğumuz için sıkıntılar göz ardında edilebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kokteylimiz bu şekilde. Bir sonraki kokteyllerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.